TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece Emre Dorman hocamızla birlikte Profesör Doktor Caner Taslaman hocamızı konuk ediyoruz ve Kur'an'ın hiç bitmeyen mucizelerini konuşacağız. Bundan 1400 yıl önce vahyedilen Kur'an ayetlerinin günümüz modern teknolojisine nasıl ışık tuttuğundan bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Emre hocam bu gece Kur'an'ın mucizelerini, hiç bitmeyen, tükenmeyen mucizelerini konuşacağız dedik. Caner hocamızın bu konuyla ilgili çok kapsamlı çalışmaları var ve biz de bugün o çalışmalardan birini izleyenlerimize hediye edeceğiz. Benim Sevgili... tabii kısmen katkım var orada. Komple benim çalışmam değil. Evet. Araştırmalar grubunun. Benim orada katkım var. Evet, hocamızın katkısı olduğu kitabını 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan takipçilerimiz ve izleyenlerimiz arasından 10 kişiye hocamızın Kur'an hiç tükenmeyen mucize kitabını ve her gece olduğu gibi Mehmet Okuyan hocamızın da yeni çıkan Kur'an mealini sizlere hediye ediyoruz sevgili izleyenler. Kazanan izleyenlerimize de şimdiden iyi okumalar dileriz. Emre hocam çok güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. E, Kur'an'ın bitmeyen, tükenmeyen mucizelerini konuşacağız dedik. Müsaade ederseniz bir ayetle giriş yapmak istiyorum. Ankebut An suresi 51. ayette inkarcıların peygamberimizden delil istemesi üzerine Allah şöyle söylüyor. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hatırlatma vardır. Yani Allah... Kur'an'ın kendisi için bir delil, bir mucize olduğunu söylemiyor mu hocam? Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim senin de ifade ettiğin gibi, ve bunun da başında olduğu gibi aslında hiç tükenmeyen bir mucize. Ee, Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin ve bir insan tarafından ya da insan topluluğu tarafından yazılamayacağının en büyük delili zaten Kur'an-ı Kerim'in bizzat içeriği. Kur'an çok dev iddialarla ortaya çıkıyor. Çok büyük iddiaları var Kur'an'ın ve e, tarih boyunca hiçbir şekilde... Ne bilim karşısında, ne felsefe karşısında, ne de herhangi bir alan karşısında Kur'an bu büyük iddialarında yanlışlanamıyor ya da hatalı çıkmıyor. Evet. Ve bunlar e, hakikaten üzerine fazlasıyla düşünülmesi gereken mucizeler. Böyle e, sıradan herhangi bir kitap gibi değerlendirilebilecek bir kitap değil Kur'an-ı Kerim. Çünkü biz tarih boyunca birçok... Düşünürün kitaplarını biliyoruz günümüze kadar ulaşan kitapları. Bunlar içerisinde gerek evrenin varoluşuna dair gerek canlılığın varoluşuna dair ortaya attıkları tezlerde modern bilimle bu tezlerin nasıl yanlışlandığını da biliyoruz. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim kendi döneminde bilinmesi mümkün olmayan yani en küçüğünden en büyüğüne kadar anne rahmindeki oluşumlardan uzayın derinliklerine kadar çok geniş perspektifte delillerini ortaya koyuyor ki insanların bu kitabın Allah'tan geldiği konusunda bir kuşkuları olmasın. Olmasın. Evet. Bu kitaba iman ederek, e, bu kitabı getiren peygamberin de Allah'ın elçisi olduğuna iman etmeleri ve aynı şekilde Allah'ın varlığına da iman ederek Allah'ın varlığını dikkate alarak bir hayat yaşamaları ile ilgili bize bir alan açıyor. Aslında bize yol gösteriyor. Bu anlamda gerçekten bu konu çok önemli. Biz de her fırsatta e, ele almaya çalışıyoruz. İnşallah e, çok güzel bir program olacağını ümit ediyorum. İnşallah yine çok faydalı bir program olacak Ramazan boyunca. Sizlerle gerek din gerek İslam adına çok önemli konuları konuşarak aslında Ramazan'ı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz hocam. Peki şununla başlayalım isterseniz Kuran'ın bilime bakışı, Kuran bilim için neler söyler ve bilimsel mucizelerin önemi nedir hocam? birazcık değindiniz ama bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi şöyle zaten birazdan Caner Hocam Kur'an-ı Kerim'deki özellikle bu modern bilimle örtüşen ayetlerden örnekler verecek. O zaman da daha detaylı bir şekilde izleyenlerimiz görecek ama en azından şunu söyleyebiliriz başlangıçta. Şimdi Kur'an-ı Kerim hayat kitabı diyoruz. Yani baştan aşağı bütün hayatımızı dizayn eden, baştan aşağı bütün varlığı dizayn eden bir kitap. Ve Kur'an-ı Kerim işte evreni Allah'ın yarattığını söylüyor. Ve aynı zamanda bütün canlılığı da Allah tarafından yaratılmış olarak ortaya koyuyor. Tabii bu yaratılışın izlerinin doğada görülmesi gerekir. Yani evren Allah yarattıysa bir şekilde evren incelenerek bu yaratılışın nasıl olduğunun izlerinin takip edilmesi gerekir. İşte bilim dediğimiz şey aslında budur. Yani bilimin yaptığı budur. Bilim dış dünyayı gözlemler ve dış dünyadan bilgi edinme aracımızdır. Dış dünyadan edindiğimiz bilgilerle biz hem varoluşu keşfetmeye çalışırız hem evrenin varoluşunu hem yaşamın varoluşunu keşfetmeye çalışırız. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konu da Kur'an-ı Kerim'in sessiz kalması zaten düşünülemez. Ee, Allah'ın aslında evren ayetleri dediğimiz evren ayetlerini bize hatırlatır e, Kur'an-ı Kerim. Yani dikkatlerimizi mesela yerlere çeker, göklere çeker, canlıların oluşumuna çeker. İnsanı hem kendi bedenindeki hem dış dünyadaki ayetlere, delillere işaret eder. Ama şunun altını çizmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bunu yaparken... Öyle herhangi bir ortalama bilim kitabının bize verdiği bilgileri verme amacıyla yapmaz bunu. Yani Kur'an-ı Kerim'e bize bilimsel bilgi verme derdi yoktur. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim bilim gibi hayatın bu kadar önemli bir konusunu hele ki içinde yaşadığımız yüzyılda bu kadar önemli bir bilgi alanını e, yok sayması da e, düşünülemez. Az önce mesela okuduğun ayet çok güzel Ankebu suresinden. Yani Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli olacak bir vahiy olduğu için her döneme hitap eden bir yönü olması gerekir bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in. Ve her döneminde de ilerisinde olması gerekir ki bunun gerçekten Allah'tan gelen bir vahiy olduğu ile ilgili insanlar ikna olabilsinler. Dolayısıyla bilim bugün insanların ciddiye aldığı, önemsediği, bilgi edindiği önemli bir alan. Evet. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim aslında bilimsel bilgi edinme görevini insanlara yüklüyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize bilimsel bilgiyi vermiyor sadece bilimin öneminden bahsediyor ve ne tür bilimsel çalışmalar yapmamız gerektiğiyle ilgili bizi teşvik ediyor ayetlerinde. Evet. Biz de bu ayetlerin teşvikiyle dış dünyadan, doğadan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Mesela Fussilet suresinin 52 53. ayetleri burada çok önemli. Burada diyor ki de ki ne dersiniz okuran Allah tarafından ise siz de onu inkar etmişseniz o zaman gerçekten uzak bir ayrılığa düşenden daha sapkun kim olabilir? Onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçek olduğunu onlar açıkça belli olsun. Rabbin her şeye şahit olması yetmez mi? Yani insanın hem kendi benliğinde hem dış dünyada enfüs ve afak burada delilleri göstereceğiz. Ne için göstereceğiz? Kur'an'ın gerçekten Allah katından geldiği konusunda bir şüpheleri kalmasın diye bunu göstereceğiz. Yani biz vahiy kitabına baktığımız zaman vahiy kitabının bizi yönlendirdiği evren kitabına gittiğimiz zaman vahiy kitabı ile evren kitabının örtüşünü göreceğiz. Niye? Çünkü evreni yaratan da aynı Allah. Vahi gönderen de aynı Allah. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı evrenle göndermiş olduğu vahiy arasında bir çatışma, bir çelişme olması Mümkün söz konusu olur. değildir. Eğer ki bir çatışma veya bir çelişme durumu gibi bir durum söz konusuysa bu ya bizim din anlayışımızdan kaynaklanıyordur, yanlış din anlayışımızdan kaynaklanıyordur ya da dış dünyanın elimizdeki bilgide bir problem vardır. Bu anlamda tabii birçok ayetler var. E, yeri geldikçe de e, bunları Hayır. bahsedeceğiz. Şunu da sadece kısaca söyleyeyim. Bu bilimsel modelin öneminden bahsettik. Şimdi bazı insanlar yani işte Kur'an bilim kitabı değil ya da Kur'an'dan böyle zorlayarak bilimsel bir takım şeyler çıkartıyorsunuz falan gibi böyle iddialarda bulunabiliyorlar. Bu Kur'an'ın güvensizlikten kaynaklanıyor. Bir ikincisi Kur'an'ın bu ayetlerini üzerine yeterince düşünmemekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bazı insanların bilimle ilgilenmiyor olması Kur'an'ın bizi sevk ettiği bilimsel gerçeklerin olmadığı anlamına gelmez. Bu ayetler gerçekten olan üstü evet. ayetler ve Kur'an'ın insan sözü olamayacağı ile ilgili çok önemli delillerini oluşturan ayetler. Tek delil değil birçok başka deliller de var de var ama bu bilimsel e, konularla ilgili ayetler Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin hakikaten önemli delillerinden. Evet Caner hocamıza birçok delili zaten soracağız. Kendisinin bu konuyla ilgili çok kapsamlı çalışmaları var çok da muazzam gerçekten. İsterseniz şununla başlayalım Cener Hocam. Öncelikle Emre Hocama eklemek istedikleriniz varsa onu alalım. Ondan sonra da şunu soracağım. Şimdi Kur'an yaratılış şey anlatan bir sürü ayetten bahsediyor. Ama bir ayet var ki anne rahmindeki süreçten bahsediyor. Bize o ayetten bahsedebilir misiniz hocam? Kur'an anne rahmindeki süreçten nasıl bahseder? Evet, e, şimdi doğrusu Kur'an'da Anne Rahmi'ndeki yaratılış süreçlerimize atıf yapan birçok ayet var. Bunların bir kısmına en azından değinmemizde fayda olacak. E, Kur'an, Anne Rahmi'ndeki gelişim aşamalarımıza atıf yaparken e, kendi çağının hiçbir yanlış bilgisini aktarmaz. Öncelikle bunu saptamak önemli. Ve e, Kur'an'ın vahiyinden e, 1300 yıl sonra aşağı yukarı anlaşılmış şeylerin ancak Kur'an'da atıfla dikkat çekildiği gözükür. Evet. Kuran vahiyinden mesela bin yıl kadar sonrasına gitsek 17. yüzyıla geliriz. 7. yüzyılda Kur'an vahiyedi. İşte Harvey gibi isimler, ünlü biyolojiler, Buffon, Bonnet gibi isimler. Bunların işte o yüzyıllar civarlarında e, anne rahmindeki oluşumuz üzerine tartıştıklarında işte yumurtanın payı ne kadar, erkekten gelen spermin payı ne kadar karar veremediklerini. Kimisinin böyle bir minyatür insan şekli gibi Kadın yumurtasında e, minyatürümüz var. Onun gelişmesiyle insan oluyor gibi teoriler ileri attıklarını görüyoruz. Ve 17. yüzyılda mikroskop kullanılmaya başlanıyor. Yine de bu teoriler arasında karar verilemiyor. Hı hı. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl yine mikroskop gelişiyor, teorilerimiz gelişiyor ama bugünkü anlamda embriyolojinin detaylarının anlaşılması 20. yüzyıldır. <laughs> 20. yüzyılda ee, kameralar iyice gelişip de işte mikro kameralarla anne rahmine girilmesiyle anne rahmindeki oluşum sürecimizi çok detaylı bir şekilde resimledik, ettik. Bir de 1950'li yıllarda DNA e, keşfedilmişti yani mikro kısmına iyice de inilmişti. Bu de, e, erkekten gelen ham maddeyle kadından gelen ham maddenin birleşip ikisinin de katkısıyla anne rahmindeki oldukça farklı birbirinden e, gelişimlerin olduğu evrelerle bugüne geldiğimiz anlaşıldı. Şimdi Kur'an'ın atıflarına bakalım. Yani bu Kur'an'ın vahiyinden 1300 yıl kadar sonra anlaşılmış süreçle ilgili. Kur'an neler diyor. Şimdi öncelikle erkekten gelen bir meni var. Kadında bir ham madde var. Şimdi bu birçok kimse ilk önce şöyle düşünecektir. Yani zaten çocuk çok böyle detaylı muazzam bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu meninin hepsinden mi yani veya meniyi de şöyle bir şey. Meniyi nasıl bir sıvı olarak görüyordur diye bakmak lazım. Böyle tek düze bir sıvı gibi duruyor. Bir yapışkan tek düze bir sıvı gibi duruyor. Ama ayette atıf yapılırken o ilk yaratıldığımız ufacık damlaca onun karışımlı bir damlacık olduğuna yani içinde birbirinden farklı birçok maddeyi barındırdığına dikkat çekiliyor öncelikle. 76. sure insan suresi 2. ayet. Gerçekten de insanı karışımlı bir damlacık sudan yarattık. Yani nutve Kur'an'da böyle çok ufacık su parçacıkları. Dedi. Hı hı. Ufacık bir parçacıktan. O da karışımlı bir parça, Ufacık parçacık ama o bile karışımlı. Dan yarattık. Onu dönüyor... Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. Şimdi spermin birleşimlerine baktığımızda orada erkeklik bezlerinden, tohum keseciklerinden, prostattan, idrar yollarına bağlı salgı bezlerinden gelen birçok farklı ham maddenin içinde olduğunu görüyoruz. Yani flavinler var, askorbik asit var, prostaglandinler var, ergotionin var, fruktoz var, e, fosfatas var, hyaluronidraz var, spermler var değil mi? ham madde içi, gerçekten de tam ayetin dikkat çektiği gibi bir karışım. O karışım yumurtayla da bir daha bir karışım oluşturuyor. Ondan sonra anne rahminde gelişim olacak. Yani meninin yapısından bile bahsediyor oluşum süreçleri. Tabii bir oradaki karışma dikkat çekiliyor. Ve meninin hepsinden de insan oluşmadığına dikkat çekiliyor. Bu da önemli. Yani şimdi ilk bakışta insan nasıl zannedebilir? İşte meni geliyor. O ne geliyorsa insanda onun hepsinin kullanıldığı da zannedilebilir doğal olarak. Çünkü onun içinden bir kısmını ayrıştırıldığını falan gözlemle bilemiyorsunuz. Evet. Fakat ayette ne deniyor? Kıyamet suresi 36. 37. ayetlere bakalım. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülmüş menide bir mutve değil miydi? Yani insanın meninin içinde bile ufacık bir parçacık olduğu geçiyor ayette. Gerçekten de sperm 10 milyonlarca meni de vardır. Çok yüksek miktarda vardır. Ve onun içindeki tek bir spermden insan oluşur. İçinde gerçekten de ayette dikkat çekildiği gibi minicik bir parçacıktır. Hep de deriz ya bazen e, yani biyoloji ilgili bunu bilenler bundan bir espri üretirler. Evet evet. evet. Bir de bir gerçekliği eder. Hepimiz aslında başlangıçta milyonlarca kişinin önüne e, geçerek yarıştığı yarışı. bir yarışı kazanmış bireyleriz. Evet. <laughs> O yarışı kazanmasaydık burada olamayız. Burada olmak demek zaten yarışı kazanmış olmak demek. Milyonlarca spermi geçip de yumurtaya ulaşmış e, olmak demek. Mücadele aslında orada başlıyor. Ve Yalnız tamam. şey dikkat çekmek lazım burada. Ayetler dikkat çekilirken e, insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor diyor? Kuran'ın oradaki ikinci ayet hani meninin bir damlacığı diye. Ee, o dönemde bilinmeyen bir şeye dikkat çekiliyor. Değerlendirilemeyecek bir şey. Yani hı, hı. Menin hepsinden değil de o ufacık parçacığından oluştu bilinemeyen bir şey. Ama bu söylenirken sadece onu vermiyor ayet. Bu hakikatla beraber şunu da anlamamızı söylüyor. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Ya sen bu kadar aciz bir varlıksın. Sen şu kadar o meninin bile minicik bir parçacığından yaratıldın. Bu hale geldin. Sana Allah gözler verdi. E, işitme verdi, tat alma duyusu verdi, işte baş verdi, beyin verdi, hafıza verdi, kollar, ayakları verdi. Bütün bunları veren Allah. Seni başı boş mu bırakacak? Senin başına bak minicik damlacıksın şu geldiğin hale bak. Bütün bunları sana veren Allah'ken sen sanki bunların sahibi benim işte kimse hesap vermem. Ben kendi başıma buyururum. Kimse bana karışamaz. Demenin hiçbir hükmü yok. Evet. Şimdi ayet anne rahminimizdeki oluşumlara başlangıca dikkat çekerken sürekli bu mantık bağlantılarını kurmasını, o ibretlerin de çıkartılmasını istiyor. Bu çok önemli bunları yakalama. Yani bizde şu yani Kur'an sadece bilimsel bir mucize olsun diye bir ayet söylenmiyor. Kur'an'ın söylediğinin içinden bilimsel açıdan bir olağanüstülük de çıkıyor. müzevi bir yönü var ayetin. Ama bu ayet aynı zamanda insanlarda bir zihin inşa ediyor. Sen her şeyini Allah'a muhtaç bir varlıksın. Sıfır noktasından buraya Allah'ın sayesinde geldin. Varsın. Bu yaratıcına minnettarlıkla yönelmen lazım. Onu alman lazım. Ona şükretmen lazım. Bu zihni inşa etmek için de yaratılışın en başından itibaren anlatıyor. Öyle mi hocam? E Tabii oralara evet. dikkat çekiyor. Şimdi daha devam edeceğiz burada çünkü bu Kur'an'daki en detaylı şeylerden biridir. Anne Ramide okuşumuza dikkat çekilmesi. Hani böyle mucize başlığında incelediğimiz ayetlerde. Sonra onu suyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi. Secde suresi 8. ayette okudum. Şimdi yani Allah orada şeye dikkat çekiyor. Yani o, o, o meninin hepsinden işte spermden yaratılmadı. Onun rastgele ufacık parçacığından da yaratılmadı. Onun bir özünden yaratıldı. Bir özden, sülaleden yani seçilmiş bir özden yaratıldı. Asıl nedir? O yarışı geçen sperm aslında diğerlerinden birçok açıdan daha başarılı olan, birçok şeyi daha fazla olan bir e, varlık. Yani onun bir özünü meydana getiriyor içerisinde. Yani Aslında o yarış bir yerde genlerin daha iyi olanların seçilmesine sebebiyet veren bir şey. Hı. Ve içine özellikle seçilmiş bir parça. Bu bize zihniyet olarak da şunu getiriyor. meniye baktığınızda veya yumurtayı da şuraya koysak bir şekilde baksak. Çıplak gözle bunlar çok sıradan gözüküyor. Sıradan bir su damlacığı gözüküyor. Hatta birçok kimseye göre kötü kokulu bir çamaşır suyu parçası gibi falan geliyor. Çok sıradan uyduruk bir şey. Zannedilebilir. Hı hı. Fakat biz onun içine mikroskopla girdiğimizde ne kadar çok girersek o kadar çok muazzamlık görüyoruz. Anne rahmindeki süreçleri ne kadar çok kamerayla izlersek, oradaki o milyonlarca spermi yarışını, varışını ve bunun arkasındaki insanın genetik olarak bu yapısının ortaya çıkmasındaki düzenliliği, amaçlılığı incelediğimizde Allah'ın sanatıyla ilgili e, onların yüklere tanıklık ediyoruz. Genelde ateistlerin görüşü şöyle olduğunu söyleyebiliriz evvelden. Yani insan böyle çok olağanüstü gözüküyor dış yapısıyla ama biz bunun detaylarına inersek sıradanlığı keşfedeceğiz. Yani sanıldığından uyduruk bir şey. Bize böyle bir halüsinasyon bu insanı muazzam görmemiz. Şeklinde aslında bir ateist yargı vardı. Fakat biz şunu gördük. Mikroskop ve diğer araçlarla derinlere inip de detaylara baktığımızda insanın en sıradan zannedilen parçaları bile işte bir sperm gibi yumurta gibi bakıldığında veyahut da şuradaki ufacık bir hücre gibi bile içinde muazzam sistemlerin olduğu, DNA gibi müthiş bir bilgisayarın olduğu, içinde RNA'ların işçiler gibi çalıştığı, proteinlerin makineler gibi bir sürü şeyi inşa ettiği, mitokondrilerin enerji santralleri gibi çalıştığı muazzam bir şey. Yani detaylara indikçe zahiren gördüğümüz muazzamlık kat ve kat artıyor. İnsanın dış görünüşü kadar muazzam tek bir hücrede bir yapı çıkıyor adeta. Muazzamlıklar içine katlanmış muazzamlıklar var. Gerçekten Bunlar da öyle. işte insana aslında Allahu Ekber dedirttirmiyorsa ne dedirttiriyor? Aynen öyle hocam. Şu yani ilgili... aslında insanlar arasında yani herkes de bu sistemin oluşmuş olması, herkese bu sistemin var olması Emre hocam değil mi? Ee, i̇nsanlar arasında evet belki sıradan hissettirebilir ama ancak yaratılışa baktığımız zaman muazzam matematik, muazzam sistem gerçekten... İnsanı hayrete düşürecek şekilde öyle yani değil şimdi mi? Yani şimdi şöyle zaten bu Şuradan kadar fazla şey bitirelim ama. Devam tabii yani tabii işte, devam edeceğiz bitirelim. hocam lütfen. <laughs> yani şeyi zaten ayetlerin bu kadar fazla dış dünya dikkat çekme sebebi o. Yani bu farkındalık kazandırmak istiyor bize. Çünkü onun dışında insan gündelik hayat içerisinde yani böyle bir koşturmaca içerisinde çoğu zaman bu mükemmellikleri göremeyebiliyor. Yani işte uzay boşluğunda denem hareket halinde, yörüngelerde hareket halinde olan bir güneşin ee, etrafında dönen bir gezegenin içerisindeyiz. Muazzam oluşumlar var ama biz burada işte program yapıyoruz. Evren genişliyor sürekli. Biz program yapıyoruz. İşte ya da işimizle uğraşıyoruz. Bahçeyi suluyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Evet. Bunlar üzerine düşünmeyebiliyoruz. Kur'an o yüzden yerlere göklere dikkat çekiyor mesela. Ya da bir ağaca baktığın zaman onu sadece bir sıradan bir ağaç olarak değil. Yani o toprağın suyla buluşması, o kimyasının harekete geçmesi, öyle bir ağacı ortaya çıkarması, onun meyve vermesi gibi birçok farklı şey boyuttan görebiliyoruz. İşte denizlere baktığın zaman gemilerin üzerinde gitmesini hatırlıyorsun. Ayet sana bunları hatırlatıyor. Dolayısıyla yani aslında Kur'an'ın bütün bu ayetleri bizi dış dünya ile ilgili o farkındalığımızı arttırmak için. Yani anne rahmindeki oluşumlardan uzayın denetlere kadar dedik ya. Hı hı. Hep bu farkındalığı kazanmak istiyor ki o farkındalığı kazanalım ki bütün bunların yaratıcısının sahibini takdir edebilelim. Sanatına şahit olabilirim. Evet. Peki devam, Şimdi mi de devam siz edelim. Devam edelim şey yapmayalım da çünkü tam baştan aşağıya bu e, anne anlatı oluşumu e, anlatmakta fayda var bir programda. Evet. Şimdi ondan sonra dikkat çekilen şeylerden bir tanesi mesela e, cinsiyetin özellikle ile ilişkili olduğuna dikkat ayet ayette var. Necim suresi 45. 46. ayetlere bakarsak şöyle geçiyor. Gerçekten de o erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Akıtılan meninin bir damlacığından. Şimdi buradan bakın cinsiyetin yaratılmasına dikkat çekilirken cinsiyet özellikle meninin bir damlacığından, ufacık parçacıktan yani spermden yaratıldığı cinsiyetin oluştuğuna dikkat çekiliyor. E, şunu biliyoruz yani e, erkekten XY kromozomu geliyor. Kadında XX var. Erkekten gelen X ile kadındaki X birleşirse XX e, kadın oluyor. Hı hı. Erkekten gelen Y ile kadındaki X birleşirse YX erkek oluyor. Yani erkekten gelen kromozonun ne olduğuna bağlı cinsiyet. Burada da cinsiyete dikkat çekilirken Necim suresinde meninin damlacıyla ilişki kurulması burada e, yani yine de bir incelik. Ve tarih boyunca işte kadınların erkek çocuk veremiyor diye suçlandığını hı hı. hatta günümüze bile yani bu bilimsel olarak bu söylediğim çok iyi bilinmesine rağmen hala işte kadınlar işte erkek çocuk veremedi diye suçlandığını bundan dolayı çok boşanmaların yaşandığını düşünürsek Kur'an'da buna dikkat çekilmesindeki ironi bence daha da çok anlamlı oluyor değil mi? Ortaya çıkacaktır. Şimdi anne rahmine atıldı. Yani ufacık bir özünden bir parçacık atıldı. Bu cinsiyet de buradaki gelen kromozomla belli. Şimdi hemen başlangıcında yumurta yumurtayla birleşip hala bir nutfecik ufacık parçacık olan o yapı Anne rahmine düştüğünde hemen ilk haftasına daha başlangıcında anne rahmine böyle bir sülük gibi yapışır. Hmm. Yani ortada böyle dolanan bir bebek yoktur. Anne rahmine sülük gibi yapışan orada minicik bir ancak öyle mikroskopla gözükecek, çıplak gözle baksak seçebileceğimiz büyüklükte bir parçacık vardır. Ve Kur'an hemen bu nutfe aşamasından sonra anne rahmine düşmedeki aşamayı alak aşaması olarak tanımlıyor. Evet. Asılıp tutunma demek Arapça asılıp yani Kur'an embriyoloji ile ilgili bir terminolojinin olmadığı bir dönemde hmm, bir evet. terminoloji de oluşturuyor ona bir alak aşaması diyor asılıp tutunan diyor gerçekten de rahim duvarına tam asılıp tutunmanın olduğu yerde işin ilginci alak kelimesinin yan anlamlarından biri sülük ve ee, tam da bir sülük gibi orada Yapıştı. rahim duvarından kendi gıdalarını emen bir embriyo var yani aslında hepimiz ilk Haftasında anne rahmimizin daha ilk haftasından itibaren öyle bir sülük gibi anne rahim duvarına bir asılıp tutulma aşaması yaşadık. Nitekim Kur'an'ın o sıraya koyuşu da önemli. Bakın nutfeden sonraya Kur'an hemen alakı koyuyor. Alaktan sonra mutka var. Bir çiğnemlik et var. Yani alak aşaması bir çiğnemlik etle nutfenin arasında bir aşama. Ve tam da Kur'an'da söylendiği gibi var. Ve burada mutka aşamasına bile geçtiğinde o bir çiğnemlik et böyle büyüklüğünde olduğu aşamada bile mesela Hac Suresi 5. ayette ilginç bir ifade var. O alak aşamasından sonrasında diyor. Sonra onu şekli belli belirsiz bir çiğnemlik et parçacığından yani şekli belli belirsiz bir mutkadan yarattık ki kudretimizi gösterelim. Yani şimdi belli belirsiz ifadesi burada önemli. Şimdi biz buraya mikroskopla baktığımızda bu alak aşamasının hemen sonraki o gelişme aşamaları, o bir çiğnemlik et büyüklüğüne doğru gittiği aşamalarda şunu görüyoruz. Orada gerçekten organlarının yerleri beliriyor. Şurası el, işte şuradan baş olacak, şuradan ayak falan hemen Ama anlamıyor. çok net değil. Ama organları tipi böyle belirin yani o embriyonun o çocuk hali belirmiş değil, ortaya çıkmış değil. Tam da böyle belli belirsiz. Yani neresi kafa olacak belli işte ama organların Şekli detayları bilir. belli değil. Evet. Tam da gerçekten o alak aşamasından sonra böyle organların belli belirsiz olduğu bir e, aşamadan bahsediyor. aşamaya geçiriyor. Evet. Bir tane yine başka bir ayet daha da alalım. Rad suresi 8. ayet. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şey ölçüyledir. Şimdi buradaki ayette anne rahminin, bir şeyleri arttırıp eksiltmesi ve Allah'ın onu bilmesi var. Hı hı. Şimdi ilk bakışta baktığımızda böyle yüzeysel birisi baksa şöyle zanneder. Yani anne rahmi büyüyor yani. yani olmayan bir işte bir, birkaç kiloluk bir çocuk ortaya çıkacak evet. sonuçta. Yani Orada yok o çocuk çıkıyor onunla beraber bir su da çıkıyor. Yani sırf artma var gibi gözüküyor. Yani anne rahmi de o çocukla beraber çıkacak suyun artışı var çocuğun büyümesi var beslenmesi ama e, eksilen ne? yani artan var da eksilen bir şey gözükmüyor belki. Ama baktığımızda o oradaki süreçlere insek orada gerçekten Allah birçok şey arttırırken aynı kimi şeyleri de ayetteki tam ifadeye göre eksiltiyor. Mesela kasılmaları sağlayan alfa 1 reseptörleri azalıyor. Gevşemeyi sağlayan beta 2 reseptörleri artıyor. baktığımızda yani o eğer ki kasılmayı sağlayan reseptörlerdeki azalma olmasa Kimi durumlardaki o kasılmalarla çocuğun ölümüne daha erken sebebiyet verirdi. Evet. Çocukların ölü doğması daha artardı. Yani oradaki mesela alfa 1 reseptörlerin azalması da çocuğun oluşumu açısından, güvenliği açısından önemli. Beta 2 reseptörlerin artmasının önemli olduğu gibi. Burada işte tam da Rad suresi 8. ayette olduğu gibi artmaların ve eksilmelerin olduğu gözüküyor. Bir ayet belki son olarak da şunu da ekleyebiliriz. Mesela siz işte üç karanlık içinde yaratılışta Allah'ın yara işte şekilden şekile çevirip de yarattığını bizi yarattığını Allah dikkat çekiyor. Evet. Burada üç da karanlık aşamadan üç karanlık dediğimizde yani bana göre dışarıdan baktığımızda gerçekten bir üçlü katmanla çocuk embriyo konuyor. Dış katman işte karın duvarı. Ondan sonra rahim geliyor. Rahmin içinde de bir amnion kesesi var. Çocuk büyüdükçe amniyon kesesi de büyüyor, onu saran bir şey oluyor. Buradaki çocuğun dışarıdan gelen darbelerden, dışarıdaki hava değişimlerinden korunması o amniyon kesesinin içindeki sıvı ile oluyor. Yani böyle evet. yüzeysel Güzel. bakmayla birçok insan e, işte karın duvarı var, rahim diye böyle bir ikili koruma var zanneder. Ama rahimin içinde bir amniyon kesesi ile gerçekten ayette dikkat çekildiği gibi o karanlığın içinde üçlü bir katman var e, çocuğu koruyan. Ve bu amniyos kesesinin önemli işte şöyle anlayabiliriz. Bir Hastaları düşünün. Hastaların vücutlarının yara olmaması nasıl sağlanır uzun süreli yatan hastalarda? İşte onların sağa döndürülür. sola döndürülür, edilir. Etleri bir yere yapışmasın diye. E sıvısı çocuğun işte o şekilde bir yere yapışmasını engelliyor. Eğer ki anne rahminde o çocuk sırf ek gibi olsa bir yere yapışsaydı çok büyük sakatlıklarla doğacak. Gerçekten Fakat muazzam detay. Bu sıvının içindeki evet. o dönmesi işte çocuğun ve o etin ete yapışmasının önlenmesi sayesinde işte çocuklar bu şekilde doğuyor. Ve hepimiz bu şekilde bir süreçle rahmimizin bizi üç karanlıkta korumasıyla buraya geldik. Evet. Yani Allah'a borçlarımız, Allah'a minnettarlığımızın olması gerekmesi anne rahmimizdeki o süreçlerden itibaren başlıyor. Evet, bu bunlara bu süreçleri... dikkat çekilince, Kur'an her zaman için bunlara dikkat çekerken insanın Allah'a duyması gerektiği minnettarlığa, insanın acizliğine, insanın kendine çok önem atfetmemesine, her şeyin Allah sayesinde sahip olduğunu unutmamasına da dikkat çekiyor. Evet. Bu tip anne rahmindeki oluşumlara ifade, e, dikkat çeken ayetler sürekli bunlarla birleştiriliyor. Fakat tabi Kur'an anne rahmindeki oluşum aşamalarına dikkat çekişlerinde... E, yerli yerinde izalar yapıp kendi döneminin yanlışlarını barındırmayıp ötesinde izalar yaptığı için bunlardan dediğimiz olağanüstülükler de çıkıyor. Yani o tefekkürle beraber bir yandan yani bir yandan Allah'ın yaratması, sanatı, kudreti minnettarlığımızla ilgili bir tefekkür veriyor ayetler. Aynı zamanda diğer taraftan da 7. yüzyılda ki bir insanın bu kitabı yazması mümkün değil bu ifadeleri söylemesi eee bize içeriği de veriyor bu anne rahmindeki oluşumumuzla ilgili ayetler. Aynen öyle bu da işte delil ve mucizesi oluyor. Emre hocam, Caner hocam çok güzel anlattı. Bebeğin anne karnında oluşum sürecinden 3 karanlık aşamadan Zümer suresi 6. ayette geçen yine Müminin suresi 12-14. ayetlerde geçen bebeğin oluşum süreçlerinden siz neler eklemek istersiniz hocam? Şimdi tabii şunu hatırlatalım tekrar. Yani burada bahsedilen şeyler hakikaten olağanüstü şeyler ve sen de programın başında söylediğim 1440 küsür sene önce vahyedilmeye başlanmış olan Kur'an-ı Kerim'de bunlar yer alıyor. Bu ne demek? Yani daha geçtiğimiz yüzyılda ancak keşfedebildiğimiz çok çok 200 yıllık mesela geçmişi olan bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer alabiliyor? Bunun aslında sor, bu sorunun sorulması gerekiyor. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim haşa bir insan tarafından yazılmış olsaydı ne beklenirdi? Bir kere içinde çelişkiler, tutarsızlıklar olması beklenirdi. Ya da o yazan insanın veya o insan topluluğunun kendi dönemindeki mevcut bilgiler her neyse o bilgilerin bir derlemesi olması beklenirdi. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'in hem zaman hem de mekan üstü olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim zamanın da mekanın da sahibi olan Yüce Allah tarafından vahyediliyor insanlara. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu olan üstlerini bazı insanlar niye göremiyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi sahibi olmadan önce fikir sahibi oluyor birçok insan. Yani Kur'an-ı Kerim bir kez olsun okumadan yani işte böyle şey olur mu işte bir insana vahi gelecek işte Allah vahiy gönderecek falan böyle şey olur mu şeklinde böyle iddialarda bulunabiliyor insanlar. Halbuki bir insan bir şey inkar edecekse bile neyi inkar ettiğinin farkında olması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bir insan inkar edebilir. İnkar ediyorsa da gerekçelerini ortaya koyması lazım. Yani şu şu sebeplerden dolayı diyebilmesi lazım. Ama bunun için Kur'an okuması lazım. Evet. Yani mesela bir insan eğer ki Kur'an'ın bir insan tarafından yazılabileceği iddia ediyorsa e bununla ilgili delillerini ortaya koysun. Yine Kur'an'dan hareketle bununla ilgili delilleri biz de cevaplamaya çalışalım. Ya da evrendeki delillerle buna cevap vermeye çalışalım. Ama diyorum ya buradaki temel problem Kur'an'ın bu olan üstünü fark edemiyor. Şimdi bu Allah ve dini inanmayan insanlar için anlaşılabilir bir şey. Çünkü bir ön yargı ile yaklaşıyor. İnceleme, e, incelemek için bir zaman tanımıyor kendini. Evet. ya bir vakit ayırmıyor. Ama şimdi daha bir problem yani Allah'a ve Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmasına rağmen Kur'an'ın bu olan üstlerini fark edemeyen Müslümanlar da çünkü bunun öneminin ne olduğunu idrak edemiyor. Yani bugün bir insan size bu kitabın Allah'tan geldiğinin delili nedir dediğiniz zaman yani Kur'an içerisinde bu Allah'tan gelmiştir yazıyor demeniz o insanı ikna edecek bir cevap değil. İşte bu muhteşem delilleri göstermeniz lazım. Yani işte Anne rahmindeki gelişim aşamalarından bahsedeceğim hocam. Evet. Yani embriyolojik kitabını açtığınız zaman modern bilimle modern tıpla örtüşecek şekilde Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiğini görüyoruz. Ama e bu şekilde birçok ayet var. Evet, program başında söyledik ki ya, bunu yani bilimsel bilgi verme maksadıyla da yapmıyor Kur'an-ı Kerim. Ama dikkatimizi çekiyor ve dikkatimizi nasıl çekiyor? O dönemde bilinmesi mümkün olmayan gerçekler üzerinden dikkatimizi çekiyor. Gözlemlenmesi mümkün olmayan gerçekler üzerinden çekiyor. Yani ne peygamberimizin ultrason cihazı vardı ne işte peygamberimizin elektron mikroskobu vardı ne teleskobu vardı. Yani göğü gün inceleyici, anne rahmini inceleyici. Böyle bir imkanı yoktu. Dolayısıyla Kur'an zaman ve mekan üstü olduğunu zaten bu gerçeklerle gözler önüne sürüyor. Evet. Ve mesela bu konu üzerine e, inceleme yapan, araştırma yapan ya da bu konu üzerine eğitim almış mesela. İşte bir tıp öğrencisi veya bir tıp doktorunun bu ayetlerle buluştuğu zaman anlayacağı şey çok daha farklı olacaktır. Çünkü kendisi zaten bizzat bunu görüyor. ona şahit oluyor. Ve Kur'an'ın onun şahit olduğu şeyleri vurgu yapması onun hayranlığını artıracaktır. Onun hayretini artıracaktır. Birçok ismi olduğu gibi bilimle uğraşıp da daha sonra Müslüman olan, Kur'an'ı okuyup Müslüman olan yani işte hayran kalan. Kesinlikle işte Kur'an-ı Kerim gerçekten karşı konulmaz bir mucize. Evet. Ama bugün bunu anlatmakta güçlü çektiğimiz insanların bir kısmı Müslümanlar. Yani bir duvar arıyorlar. Yani işte Kur'an'da bilimin ne işi var? İşte Kur'an'da e, sizin bahsettiğiniz bilim dallarının ne işi var? Siz ayetleri çekiştiriyorsunuz falan. Hocam evet, şimdi ateistler, yani. mucizelerden rahatsız oluyorlar bir yerde anlıyorsun. Niye? Çünkü bir mucize var da kendileri reddedince kendilerine sorumluluk bineceğini düşünüyorlar. Ya hmm. da bir kısmı hatta İslam'dan nefret ettiği için bu tip mucizelerin ortaya çıkmasına çok üzülüyorlar, kızıyorlar, sinirleniyorlar emin olun. Yani Neye karşı sorumlu hissediyorlar hocam? Şimdi tabii onun bir psikolojisini anlamak zor. Şöyle düşünün. Yani bir tavır var. İslam'a karşı bir tepkisi olmuş. İslam'ın doğru olmasına ihtimal verdirecek her şey birçoğunu çok kızdırıyor. Kur'an'ın muzelikleri olan üstünlüklerini duyunca birçoğunun ne kadar sinirlerinin bozulduğunu ben defalarca gördüm. İşin ilginci bir kısım tırnak içinde kendini Müslümanım diyenlerde de benzer tepki var. Yani bu nasıl anlaşılacak? Bu bir de bir gün evet konuşmak lazım. Tabii bunu da arkasında mutlaka bir psikolojik bir şey olması lazım. Yani şöyle bir şey var. Kur'an'ı İslam aslında birçok insanın algısı diyoruz ya belli ibadetlere indirgiyorlar. Yani İslam deyince insanın aklına gelen şey işte namazın kılınması, orucun tutulması, işte zekatın verilmesi, hacca gidilmesi gibi bir takım şartlar. Evet bunlar da İslam içerisinde olan şeyler ama İslam bunlardan ibaret değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı insanlar sadece insanlar arasındaki ahlaki ilişkileri düzenleyen bir kitap olarak buna indirgiyor. Tabii ki insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'in ama Kur'an-ı Kerim bundan ibaret değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte 6236 ayet olduğu düşünüldüğünde bunun belki doğrudan ve dolaylı bine yakın ayeti dış dünyaya dikkat çekiyor. Yani mesela az önce örneğini vermiştik Fussilet suresinde. Onu destekleyen bir diğer ayet Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki burada kesin olarak inananlar için yerde de kendinizde de dersler vardır. Görmüyor musunuz diyor? Yani yeryüzünde de dersler vardır kesin olarak inananlar için kendinizde de vardır yani incelediğiniz zaman bunlara şahitlik edeceksiniz diyor. E şimdi Allah bizi sevk ediyor buna. Yani gidip inceleyin ki Allah'ın sanatına tanıklık edin. Allah'ı takdir edebilin. Allah'ı hakkını hakkıyla takdir edebilin bu anlamda. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz işte Kaf suresinin 6. ayetinde diyor ki üstlerindeki göğe bakmadılar mı hiç? Onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz? Onda hiçbir eksiklik yoktur diyor. Yani bu ayetler kim muhatap oluyor? Kime söylüyor? Bütün insanlara söylüyor. Yani sen dış dünyayı incelediğin zaman dış dünyadaki mükemmellikten, kusursuzluktan bunun mimarına, yüce mimarına yani bunun sanatçısına, yaratıcısına ulaşacaksın. Allah'a ulaşacaksın. Çünkü Allah'ın yaptığı şeyde kusur olmaz. Evet. Noksanlık, eksiklik olmaz bu anlamda. Yine mesela Gayşe Suresi'nde diyor ki bakmazlar mı dağlara nasıl dikilmiş, yere nasıl yayılmış. İşte, işte dağlara dikkat çekiyor. Yere dikkat çekmiş işte. mesela jeolojinin yaptı diyelim bir çalışma. Dağlara da bazen zaten. öyle enteresan ifadeler dikkat çekiyor ki değil mi hocam? Bir tanesi mesela diyor ki işte dağları kazıklar gibi çaktığına ait bir dikkatçi. Orada evtaden kelimesi Hı. geçiyor. Şimdi Arapça'da bu çadırların kazıkları içinde geçen bir ifade. Çadırın kazığı nasıldır? Diyelim kazığın şu kadarı dışarıdadır, şu kadar büyük bir kısmı içeridedir. Yerin altındadır şu kadar bir kısmı, şu kadarı dışarıdadır. Bu yerin altındaki kısmından güç alarak o kazık ayaktadır. Hı. Dağlara baktığımızda da şu andaki bizim gördüğümüz dağlar da Aşağı yukarı böyle bir yapısı var. Bizim dağların üstünde gördüğümüz mesela bir kilometrelik bir yapı varsa o dağın 10 kilometrelik bir kökü var aşağı yukarı. Evet, evet. 9 kilometrelik 10 kilometrelik bir kökü var. Yani gördüğümüzden çok daha fazla aslında toprağın altında dağın kökü var. Yani dağlar tam bir kazık gibi. Büyük bir kısmı yerin altında olan e, yapılar. Mesela buradan orada bir evtaden kelimesini çekiyor. O kelimenin değil mi? Öyle seçilmesinde bile dağlarla ilgili müthiş bir incelik var. Buna da kitabınızı değiniyorsunuz galiba. Benim yani, iki tane kitabım Müslümanım? var. Şimdi bir o, o, o kitabın bir kısmını ben yazdım. Planıştukem evet. Muzek kitabını. Emre hocam konuda... da sağ olsun katkıları var. Ee, bu kitap direkt benim yazdığım kitap. Neden Müslümanım kitabım. Evet. Ee, bu ikisi iki kitabın da PDF internette var. Ee, bu iki kitaptan da pdf'ini indirerek bu konuları okuyabilirler. Aynı zamanda bir başka programda yine kitabınızı izleyenlerimize hediye edeceğiz. Şu, şunu da ilave edelim birinci Lütfen yani hocam, buyurun. yüzden kaçmaz. Şimdi mesela şu anda biz Caner hocam anlattığı şeyler muhtemelen mesela dediğim gibi bir tıp doktoru veya işte tıp öğrencisi derslerde bunu gördüğü için veya yapmış oldukları bilimsel çalışmalarda buna tatbik ettiği için zaten bildikleri bilgiler olarak gelebilir. Ama bakın bu şu anda 21. yüzyılda yazılmış bir embriyoloji kitabından aktarılan bilgiler değil. Yani bu 7. yüzyılda vahiylmiş Kur'an'dan aktarılan bilgiler. Zaten bunu özellikle kılan bu, olanı kılan bu. Yani Kur'an sadece anne rahmindeki aşamalarla ilgili değil mesela birçok örneğini vereceğiz daha sonra. O kadar farklı birbirinden farklı alanlarla ilgili bilgi veriyor ki işte zaten bütünsel yaklaştığınız zaman diyorsunuz ki yani bunun hakikaten bir insan tarafından yazılması, ortaya çıkması mümkün değil. Ve bu Allah'tan geliyor. O zaman Allah'tan gelen şeye Allah'tan geldiğini dikkate alarak hürmet göstermek gerekir. Evet. Yani onu o şekilde anlamak, algılamak, o şekilde o ayetler üzerine düşünmek ve hem hayranlığımızın, hayretimizin artması için gerçek anlamlı içsel bir teslimiyet göstermemiz gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim kitaplardan bir kitap değil. Kur'an'daki bilgiler bilgilerden bir bilgi değil. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geliyor ve hiçbir insan veya insan topluluğunun ortaya koyamayacağı olağanüstülükte inceliklerle her kelimenin seçiminde bile çok muhteşem inceliklerle bunları ortaya koyuyor. Ama biz bunları dümdüz okuyup geçilecek pasajları çevirirsek o zaman işte o görmüyor musunuz, ders almıyor musunuz, ibret almıyor musunuz dediği ayetlerden ders ve ibret almamız zaten mümkün olmuyor. Evet Şimdi yani aslında... hocam bu dediğin yani bence yani işin en önemli kısmını söyledi. Yani buradaki bütün bu Kur'an'daki olağanüstülükleri anlatmaktaki çabamız aslında tam da bu husus. Yani Kur'an kitaplardan bir kitap değil. Evet. Allah'tan gelen bir kitapla muhatabız. Yani Allah'la bizim ilişkimiz, Allah'a yönelmemiz bu kitapta ortaya koydukları üzerinden. Mesela niye Ramazan'da oruç tutuyoruz? İşte yani Bakara suresinde ayetler var yani Allah oruç tuttu diyor. Ondan sonra zihnimizi o ayetler demin söylediğimiz gibi inşa ediyor. Ya ben başıboş olamam ya ben ufacık bir damladan yatım her şeyimi Allah verdi. Bunları yaratan ben bir dua ediyorsam da duamdan haberdardır ne istediğimden haberdardır. Yani benim, bütün ihtiyaçlarımı vermiş. Hiç bu zihni inşa eden Kur'an, böylesine ilişki kurdurtan Kur'an, siz Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anladığınızda, işte Kur'an'ın bu zihin inşa etmeleri, Ramazan'da oruç tutmak, namaz kılmak hepsi temelini buluyor. Evet. Bu çok önemli. O yüzden bir kısım bu Kur'an en çok kızıyor. Niye? Çünkü Kur'an muzeleri Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösteriyor. İlişki tarzının tam da böyle olması gerektiğini gösteriyor. Yani tam da böyle olması. Değil, Ramazan gelince oruç tutucan. İşte Allah sana başı Allah seni bırakmayacağını söylüyorsa sen başı olmadığının bilinciyle bir hayat yaşayacaksın. Allah'a işte gözleri verdiği için, görebildiğin için şükredeceksin. Annen, baban, çocuğun, eşin, dostların için nefes alabildiğin için şükredeceksin. Kur'an bunların zihniyetini veriyor. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anladığın zaman zihnini Allah'ın inşa etmesine, yaratıcının sana gözleri, kulakları vereni zihnini inşa etmesine de kendini bırakıyorsun. Bu yüzden Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlamak, bunun ispat eden delilleri ortaya koymak çok çok önemli. Hocam şeyi de hatırlatalım da yani mesela aslında bizim şöyle bir derdimiz yok. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu mucizeleri anlamayan ya da işte bunlara tatlık etme insanların işte Kur'an'ın Allah'tan geldiği konusunda buna iman etmeyeceği ya da bundan emin olmayacağı gibi bir derdimiz yok. Birçok insan mesela Kur'an'ın bu mucizelerinden haberdar olmayarak da Kur'an'a iman ediyor. Hatta evet, okuması yazması olmayan insanlar da Kur'an'a iman ediyorlar haklı olarak yani bu ayrı bir şey. Ama şu var birisi çıkıp da yani ben nereden bileceğim bu Kur'an'ın Allah'tan geldiğini? Ya bir insan yazmışsa sorusunu sorduğu zaman ki bu soruyu sorabilir insanlar. Evet. İşte bu insana söyleyeceğin ortaya koyacağın bir delil olması lazım bir cevabın olması lazım. Yani bu kitap Allah'tan gelmiştir, buna iman etmen gerekir demen tatmin edici bir cevap olmuyor birçok insan için. Bana delil getir diyor. Allah da işte delilleri ortaya koyuyor Ama e, iman işte, etmek isteyenler için. Akıllarını yarım yamalak çalıştırıp da dinden çıkanlar, şu anda aklıma da isimler geliyor da işte televizyonda söyleyemiyoruz, <laughs> zor da bırakmayalım diye. Aman hocam. Ee, aklı çalıştırmanın dine götüreceğim söylemine çok şey oluyorlar, çok gıcık oluyorlar. Çünkü yani adam aklımı çalıştırdım, dinden çıktım diye kendini sunuyor. Çok akıllıcı, çok eleştirel diye sunuyor. Tam karşısına aklını düzgün çalıştırsaydın asıl İslam'a inanırdın. Allah'ın varlığın delillerini görürdün söylemi. Bunların akıl çalıştırmalarının uyduruk olduğunu, ortaya koyduklarının delillerin uyduruk olduğunu, kendini yetersiz olduklarını ortaya koyuyor. Ve bu kesim, böyle bir de özellikle kendini Müslüman gibi gösteren, dinden çıkan hı hı. bazı münafıklar var ortada dolaşan, aslında dinsiz olmuş, Müslüman gibi sunanlar. Bunlar özellikle Kur'an'daki bu olan üstlülükleri, akılla Allah'ın bulunduğu söylemine çok e, alerjileri var. Nedenini umarım birçok kimse neden olduğunu anlıyordur. İsimlerde inşallah onların gözünde de canlanıyordur e, benim e, aklımdan geçen isimlerin bir kısmı. E, Emre Hocam kelamcı. İslam Hı. Yani ben felsefe alanından, e, aynı zamanda felsefeci de, doçentliği felsefeden, doktorası kelamdan ben, Sosyoloji, felsefe gittim. Hı hı. Özellikle Emre Hocam'ın alanı daha çok kelam. Şimdi kelam da Emre Hocam'ın alanında olan eski kelamcılar, klasiklerin birçoğu delil üzerine iman etmeyenlerin imanı geçersizdir diyorlar. Bakın Allah'a, dine yani bir delili olmadan iman edenin imanı geçersizdir demiş kelamın için. Biz böyle bir şeyi bugün hiçbir zaman savunmuyoruz. Biz hiç kimseye bugün Emre Hocam'ı da tanıyorum yakın arkadaşım. Yani hiçbir zaman ben ne Emre hocamın ne de günümüzde tanıdığım birçok kelamcı dostumun, e, aklı önem veren kelamcı dostlarımın, işte aklını çalıştırıp delillerini görmeyen imanı geçersizdir demedik. Yani kelamın o klasik dönemindeki yani o asıl en çok tartışan kelamcıların dedikleri şekilde bir iddiayı dile getirmedik. Onların iddiası bizden daha öteydi. Öbürlerin imanı geçersiz diyor. Biz imanı geçersizdir demiyoruz. Sadece tahkiki iman makbul imandır. Yani Gerçekten, kişinin imanı gerekçelendirmesi gerekir. Evet. Gerekçelendirilmiş iman. Delilleriyle iman. Ve bu bizim bu yüzyılda söylediğimiz bir şey İslam'ın ilk yüzyılından itibaren, ilk yüzyıllarından itibaren bu ortaya konulmuştur. Tahkiki imanın taklidi imandan makbul olduğu ortaya konmuştur. Yani biz bu açıdan savunduğumuz şey çok gelenekçi bir fikirdir. İslam'ın evet. geleneğinin içinde en başından kök salmış fikri savunuyoruz. Ama savunduğumuz deliller modern deliller. Zaten Allah evrene bak işte geçmiş kavimlerin yerlerine bak derken geçmiş kavimlerin yerlerine bak onu inceleyle ilgili önemli değil İşte arkeolojinin içinden geliyor. Evet evet bugün yani arkeoloji bizim... geçmişten çok fazla ilerledi. Karbon 14 iyi geçmişten yoktu mesela tarihlendirme yapılamıyordu. E, teleskop yoktu. Astronomi bu kadar ilerledi. Yani Kur'an'ın bak dediği yerlerle ilgili bilgimiz bugün bizim arttığı için Evet. Kur'an'ın bak dediği yerlerden çıkartılan bilgiler, malumatlar arttığı için Allah'ın kudret ve sanatını anlatmakta yepyeni bir malzemeye sahibiz. Evet tam da bu noktada şu şunu, soruyu... O, o noktaya geçmeden Biruncuğum çok kadar hocam. güzel bir e, pasattı ki Caner Hocam. Şimdi bunu tamamlamak lazım. Evet. Şimdi Kur'an'a iman etmek için delile ihtiyaç olmadığını e, düşünen Müslümanlara şunu sormak lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberler örnek almamız söyleniyor. Biz, Hazreti İbrahim'de bizim için güzel örnek olduğu onunla beraber inananlarda. Hazreti İsa'da aynı şekilde Peygamberimiz de, Hazreti Muhammed'de güzel örnek olduğu söyleniyor değil mi? Şimdi Mesela Kur'an'a bakıyoruz biz. Hazreti İbrahim Allah'a diyor ki Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun göster bana diyor. Hmm. İşte o kıssadan da falan kuş örnekleri üzerinden bir delillendirme. Ne var orada? Yani Allah diyor ki inanmadım. Hayır inandım. Kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Bakın peygamber değil mi? Mutmain olmak istiyor. Kalbin tatmin olmak istiyor. Delil istiyor Hazreti Musa diyor ki Rabbim göster bana kendini göreyim seni. Yani Allah diyor ki beni görmem mümkün değil diyor mesela. İşte daha gösteriyor ona tecelli ediyor. Hazreti Musa bayılıyor. Şimdi bu ne hep bu var. tövbe diyor ondan sonra. Hep bir şey var yani peygamber de olsa insanların ne var içinde bir delil ihtiyacı var. Hazreti Zekeriya geç yaşına rağmen çocuk duasına bulunuyor Allah. Allah çocuk nasip ediyor. Bir şekilde bunu müjdeliyor. Delil istiyor mesela Allah'tan. Allah diyor ki işte delilin diyor 3 gün boyunca diyor e, konuşmamam evet, gerekiyor Hazreti İsa'nın havarileri işte Maide suresinde gökten bir sofra indirmesini istiyorlar Allah'tan. Niye biz ondan yiyelim ki kalbimiz mutmain olsun diyorlar. Yani inanmadınız mı? Hayır iman ettik diyorlar. Kalbimiz mutmain olmasını istiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hep bu örnekler var. Dolayısıyla bir insanın tabii ki imanı temellendirmesi, delillendirmesi ve gerektiğinde savunulabilir bir imana sahip olması için yani değil mi? Neden mesela biz şu soruyu sorduğumuz zaman biz neden Müslümanız da Budist değiliz? Yani biz neden Müslümanız da Hindu değiliz? Ya da işte İslam neden ya Hinduizmden daha e, e, temellendirilebilir, daha makul işte insan fıtratına yaratılışına daha uygun bir inançtır? Bunu nasıl savunacaksınız? Yani bizim Müslüman olmamızın tek gerekçesi Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş olmak mı olacak? E aynı şekilde bir Hindu da Hindu anne babadan dünyaya gelecektir. Evet. İşte bir Budist de Budist anne babadan dünyaya gelecektir. O da sorgulamayacaktır Müslüman da sorgulanmayacaktır. Peki yani nasıl temellendireceksin inancını? Ya da eğer inancını temellendiremiyorsan en ufacık bir rüzgarda sarsıntıda belki de Allah'ın muhafaza o inançtan olacaksın. Çünkü neye neden inandığının farkında değilsin. Aynı şey inkar edenlerin e, önemli bir kısmı içine geçerli. Yani inkar eden insanların da büyük çoğunluğu kendisini bu şekilde tanımlıyor ama işte Allah'a inanmıyorum evet, diye yani ya da işte Kur'an'a inanmıyorum diye ama yani bunu ortaya koyayım neden inanmıyorsun mesela? Yani değil mi? Makul bir gerekçen sebebin olması lazım. Yani neye neden inanmadığını da... Dürüstü ya yani. Allah'ın evet. insana akıl verip de akla aykırı bir din göndermesi mümkün değildir diyor. Evet. Peki Caner Hocam e, şimdi 20. yüzyılda e, Einstein'ın izafiyet teorisi ortaya konuldu ve çok ünlendi bildiğiniz üzere. Peki Kur'an'da bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz ayetler var mı? Tabii şimdi Kur'an'da zamanın izafiyetine işaret eden e, bana göre önemli ayetler var. Hı birden fazla ayet var. İşte iki tanesini örnek vermek gerekirse. Secde suresi 5 ayette bin yıla denk bir günden bahsediliyor. Bütün ayeti okumuyorum. Hızlı olsun diye. İşte Meari suresi 4 ayette elli bin yıl olan bir günden bahsediyor. Şimdi melekler ve ruh ona yükselirler derken orada elli bin yıllık bir gün veriliyor. İşlerin Allah'a e, yükselmesiyle ilgili ayrı bir olaydan bahsedilirken e, bin yıla denk bir günden bahsediliyor. Demek ki yani bir gün bazen böyle algılanabiliyor. Bazen öyle algılanıyor. Dünyadaki algılanışı da farklı. Bakın üç tip en azından buradan farklı zaman çıkıyor. Şimdi bize izafiyet teorisi ne söyledi? 1900'lü yılların başında Einstein tarafından ortaya konan yani 20. yüzyılın başlarında şunu söylüyor. Zaman farklı koşullarda farklılık kazanır. Yani zaman evrenin içinde çıktığı evreni aşkın bir fon değildir demek. Şimdi Newton fiziğine baksanız fiziğin formüllerine zaman adeta böyle bir, bir fon gibi gözükür. Dünya işte bir yerinde ortaya çıkar. Eğer ki başlangıcı var diyorsanız dünyanın öyle gider. Ama dünyadan önce de zaman aynı şekilde akıyordu. Dünyada olan olaylarda evrenin her köşesinde de zaman aynı şekilde akıyordur. Gibi gözükür o tarz bir fizik anlayışında. Fakat Einstein ile Newton'un daha bir sofistike, ben hep so, yepyeni bir fizik, ziyade Einstein'ın yine daha bir sofistike hali bir Newton'u görüyorum. Çünkü burada da çekim gücü var, orada da çekim gücü var. Orada da gayet matematiksel formülleri var çekim gücünün. Buradakiler daha sofistik işte. Oradaki Newton'unkiler çok yüksek hız ve yüksek çekim alanlarını tahmin edemeyecek şekilde formül edilmiş. Genel olarak gayet iyi işlese de Einstein'unkiler onları da hesaplatabiliyor. O yüzden onun bir gelişmiş hali. Ee, buradakilerden şunu gördük. Yani Newton'da yani biz genelde zamanı Newton'daki gibi kabul etsek uzaya araç gönderdiğimizde birçok işi yaptığımızda çok büyük bir sorun çekmeyiz. Yani birçok işimizde görsek. Fakat e, işin özü zaman öyle bir fon değil işin özünde. Öyle kabul ederek birçok işimizi yapabilsek de formüller üretebilsek de. Şu andaki mesela cep telefonlarımızın çalışmasında bile işte uzaya giden gelen o sinyallerde uydularda bile o izafiyet teorisine göre formüllerin hesaplaması var. İşte CERN'de şu anda yapılan deneylerde defalarca izafiyet teorisinin verileri e, ispatlanacak sonuçlar elde edildi. Peki zamanın şimdi, farklılığını biraz açabilir miyiz hocam? zamanın farklılık? Farklı geçmesi öyle. Zaman çekim gücü ve hız gibi parametrelerden etkileniyor. Hı hı. Yani zaman bir fonda içinde çıkıyor değiliz. Zaman burada olan bitenden etkilenen bir unsur. Evrenin içindeki maddeden. Mesela ben bir 300 örneği veriyorum hep anlaşılsın. Evet. Klasik örnek ikizdir. Ben onu 300'e çıkartmaya çalışıyorum çünkü hem çekim gücü hem hız ikisi de e, etkili e, e, şeyde zamanın izafiliğinde. Hı hı. yani genel izafiyet çekim gücüne özel izafiyet hıza e, dikkatleri çeker daha çok. Şimdi diyelim 300 kardeş var. Birini dünyada bıraktık. Birini Jüpiter'in üzerine göndersek yaşasa yaşayamaz ama. Yani bu organlarla Jüpiter'in üstündeki o çekim gücü ama diyelim ki yaşasa faraza oradaki zamanı oradaki çekim gücünden daha hızlı, daha yavaş geçecektir. Yani çekim gücü arttıkça zaman yavaşlar. Ve bir öbür bir üçüzü, üçüzlerin tekini de bir uzay gemisine bindirip dünyada olduğuna çok daha hızlı, ışık hızına yakın hareket etse orada da zaman hız arttığı için orada da yavaşlayacaktır. Hı hı. Yani şöyle bir şey diyelim, diyelim ki 50 yıl sonra bunları bir araya getirsek Diğerleri daha gençtir. Orada yani uzaya zaman gidenler daha genç, dünyadaki daha genç. Daha, dünyadaki daha yaşlı. dünyadakini yaşlanmış bulurlar. Sana ne oldu ikizimiz falan derler ama yani bu ikiz yaşlanmıştır, öbürleri Bu genç. tarz bir film de vardı hocam. İzlediniz mi bilmiyorum, Yıldızlar Arası diye bir film. Ee, Interstellar. Aynen öyle, aynen bu anlattığınızı anlatıyordu filmde de. Şimdi bu yalnız birçok dini meselenin anlaşılmasında çok önemli yani... İlk olarak şunu anlamak lazım. Bu evrenin yaratılması demek bu evrenin zamanının Allah'ın zamanla ilişkisi nasıl ayrıca konuşulabilir. O da önemli bir felsefi konu. Ama şurası çok rahatlıkla söylenebilir. Allah sadece evrenin maddesinin yaratıcısı değil. Aynı zamanda bu evrenin zamanı, evren zaman diyebileceğimiz unsurun da yaratıcısı. Hı hı. Yani evren bu evrenle beraber zaman oluştu. Niye zaman buradaki parametrelerden bağlı bir şeyse hızla çekim gücüne demek ki buradaki evrenden bağımsız buradaki evrenindeki zamanı tarif etmek mantıklı değil. Evrenin bir fonu değil zaman. Evrenin içinden e, ki unsurun etkileşiminden etkileşen bir unsur. O zaman mesela birçok soru da daha iyi anlaşıyor. Bir dediğin gibi Allah'ın evren, bu evrenin zamanı yaratıcısı olduğu anlaşıyor. Ve hemen şu soruların cevabı ortaya çıkıyor. Mesela bazıları şu soruyu soruyorlar. Eee bu kadar büyük bir evrende Allah niye küçücük insanla ilgilensin? Bir evet. soruyu soruş tarzı. Birincisi dikkat edin bu evrenin boyutlarıyla alakalı bir soru. Bu kadar büyük evren küçük insan. Yani hacim olarak büyüklükten kaynaklı bir soru. Bunun bir de zamanlısı var bu sorunun. Zamanlısı da şöyle bu kadar uzun zaman 13,8 milyar yıl insan yoktu. Allah niye insanı işte 13,8 milyar yıl sonra insanı yaratmış olsun? insan şundan birkaç yüz bin yıl önce bile ortaya çıksa yani bir milyon yıl önce bile ortaya çıksa deseniz insan ee, yine de 13,8 milyar yıla göre çok çok ufacık bir zaman değil. Evet. Allah niye 13,8 milyar yıl bekledi? Dikkat edin soruyu soran böyle soruyor. Bekledi tırnak içinde de insanı yarattı. Şimdi izafiyet teorisini anladığınızda bu hacimsel büyüklük ve zamansal büyüklükle ilgili iki sorunun da anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü niye? Birincisi Allah için beklemek söz konusu değil ki. Çünkü Allah zamana tabi. Allah zamanın içinde olsaydı dünyayla beraber zamanın içinde. O zaman Allah 13,8 milyar yıl bekliyorum olur. Ama Allah zamanı aşkın olunca buradaki 13,8 milyar yıl buradaki bin yıl arasında Allah için bir fark yok. Yani o, orada bir bekleme yok. Bunu ben hep şeye benzetiyorum. Yani internette video seyredenler bazen o videoyu bir saatte seyrediyor. Bazen hızlı alıyor yarım saatte seyrediyor. Dört kat hızlı son 15 dakikada seyreder, bütün kareleri görecek zihinleri olsa bir saniyede bütün videoyu çekebilirler. Teşbihde hata olmaz derler, yani Allah adeta zaman üstten baktığı için Allah için bütün bu yanlış bir görüşü, yani bir saniye, yani burası da bir saniye diyebiliriz. Bekleme diye bir şey söz konusu değil. O soru yanlış bir soru. Hacimsel olarak baksak, izafiyet teorisi sadece zamanın izafi olduğunu gösteren bir teori değil aslında uzayın da izafi olduğunu gösteriyor. Sizin hızınız arttıkça sadece zaman e, kısalmıyor. Length contraction dediğimiz mesafenin kendisinin kısalması da var. Dikkat edin yani git, hızlı gittiğiniz için mesafe hızlı kat ediyorsunuz değil. zaten mesafenin kısalması, length contraction e, dediğimiz olay da var. Ha, bu da şunu gösteriyor. Aslında e, uzay da izafi. Yani sırf zaman izafi değil. E, Allah da bu uzaya, o zaman bu izafi ise zaman, uzay izafi ise bunları yaratanın, zamana tabi olmadığı gibi uzaydaki mesafelere de tabi değil. Allah insanı yaratırken ta oradan buraya gelip de bir şey yapması gerekmiyor ki Allah için bir yıldızı yaratmak neyse kaynakları da sınırsız. Bu kadar yıldızı yaratması da o. Evet. Peki yani buradaki küçük hacim, büyük hacim hiçbir zaman için bir önemin göstergesi olarak, bir kriter olarak ortaya konulması. Bunu zaten insan öyle tanımlıyor hocam, değil mi? Yani evet. evrenin büyüklüğü yani bu kadar büyük bir evrene gerek var mıydı bu kadar küçük insan için diyor ama bunu söyleyen de insan zaten. Evrenin büyüklüğünü gözlemleyen ve tanımlayan insanın kendisi. Dolayısıyla Allah açısından bunun büyüklüğü küçüklüğü gibi bir sorun yok yani. Tabi ama buradaki işte yine yanılgı hocam orada şey oluyor yani sanki Allah bu büyüklüklere tabiymiş gibi kendi bir yana veya zamanı Allah tabiymiş. Allah beklemiş. Büyüklüklerde sanki Allah mesafe kat edip yoruluyor. Mesela Allah bir yıldızı yaratmak için oraya gidiyor orada biraz iş yaptı. Sonra bu galaksi için oraya gitti değil mi? Yani Allah mekana tabi olsaydı bir galaksiyi yarattıktan diğer galaksiye giderken... ...o mesafeler Allah için bir zahmet olacaktı tırnak içinde. Evet. Ama, anla, Allah ha. sadece bize bizim bilebileceği... Bil, ...onun öğrettiklerini biz sadece bildiğimiz için... ...kendi bile bilebileceğimizin çerçevesinden düşünüyoruz Bilebileceğimiz. aslında. Anlayabileceğimizin çerçevesinden düşünüyoruz. Zamanı evet. aşkın olduğu gibi uzayı da aşkın olunca uzaydaki büyük hacmin yaratılması da Allah için bir sınır oluşturmuyor. Yani mesafeleri kat ederek Allah uzay yaratmıyor. Çünkü zamanı aşkın olduğu gibi uzayı da aşkın olarak zamanı yaratıyor. Bu tip soruların cevap bulması açısından da izafiyet teorisi çok önemli. Kur'an'daki işte bir buna dikkat çekilen ayetlerin olması açısından da çok önemli. Bir de şu soru soruluyor mesela onu da anlamak için cevabın önemli. Bazen insanlar şunu diyor ya bundan işte 3000 yıl önce birileri öldü. İşte ben şimdi öleceğim. E diyelim evrenin sonu ne zaman gelecekse ondan da işte bir yıl önce biri söyleyecek. İşte o bir yıl bekliyor toprağın altında. Bu üç bin yıl bekliyor. Bu, yani bu adam da sıkılmaz mı? Ne olacak? Yazık değil mi? Bunda, aslında bu düşünce de ne? Ölen insanlar sanki bir anda yine bu zamanına tabi olarak devam ettiriyorlar hayatını gibi düşünen. Yine bu zamanın izafini anlamamaktan kaynaklı bir soru. Zamanın izafini anlayınca bu soru da anlamsızlaşıyor. Ben onlara şöyle bir soru soruyorum. E, 13,8 milyar yıl yoktun değil mi dünyada şu andan önce evet yoktum şu anda yaratıldım diyor 13,8 milyar yıl beklerken sıkıldın mı diyorum böyle duruyor falan <laughs> Çok güzel Yok, söz, Yani evet. 13,8 milyar yıl beklerken sıkılmıyorsa insan bundan sonra evrenin sonuna kadar işte beklerken yeniden yaratılışa kadar kıyamet günü kıyamette ayağa kalkıp dirilme demek e, sıkılmayacaktır bundan emin ol diyorum şu, şurada ufak bir şey ben katkı Buyurun. yapayım. Şimdi bu konular gerçekten çok olağanüstü konular. Özellikle vurguluyorum bunu. Ama mesela bazı insanların kafasında onu tekrarlayayım. Şöyle bir şey var işte Kur'an'dan izafet terörünü çıkarmaya çalıştılar. Ne alakası var falan gibi böyle şeylerde bu itirazlarda bulunabilir insanlar. Ya da şunu söylüyorlar diyorlar ki e madem her şey Kur'an'da vardı bunlar. şimdi Zaten her şeyin Kur'an'da olduğu ile ilgili kimse bir iddiada bulunmuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah... Dinle ilgili, dinle ilgili her şey e, var demek. Evet yani. dinle ilgili gerekli olan her şeyi açıkladığını söylüyor. Bunun yanında dış dünyaya bizi dikkatlerimizi çekecek şekilde bazı açıklamalar yapıyor Allah ve onlar hakikaten olağanüstü açıklamalar. Böyle dedikleri için insanlar diyorlar ki o zaman niye bunları Müslümanlar bulmadı? Yani izafet teorisi niye Einstein buldu da işte bir Müslüman bulmadı o zaman? Şimdi tarihe biz baktığımız zaman Müslümanların bilimsel anlamda gerçekten çok büyük katkıları var. Evet. Özellikle böyle hani 8. 13. yüzyıllar arasında zirve döneminde 16. yüzyıla kadar da devam eden süreçte. Ama şu var yani şimdi bilimsel bilginin oluşması ile ilgili e, çok ciddi anlamda buna yapılacak yatırımlardan bu zihnin e, oluşmasından işte e, bununla ilgili araştırma enstitülerinin kurulmasından üniversitelerin bu konuya yönelmesine kadar birçok farklı etken var bilimsel çalışmaların yapılması ile ilgili. Hı hı. Yani özellikle son 200-300 yıldır Müslümanların önemli bir çoğunluğu zaten bilimle ilgilenmiyor. Bilimle ilgilenmedikleri için de modern bilimin ortaya çıkardığı birçok şeyi Müslümanlar keşfedemiyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerden oturduğu yerden bir insan izafet teorisini bulması zaten mümkün değil. Onun evet. Bunun için çok ciddi matematiksel, fiziksel bir takım araştırmaların, incelemelerin yapılması lazım ki evet zamanın göreceliği gibi bir durum ortaya çıkartılabilsin. Ha, ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in e, ortaya koymuş olduğu bu hakikatle onun örtüştüğü görülebilsin. Evet hocam isterseniz şununla devam edelim. Caner hocam Kur'an'da geçmiş kavimlerle ilgili birçok anlatım var. Bu anlatımları doğru, doğrulayan arkeolojik kazılarla ortaya çıkmış vakalar var mı? E, bununla ilgili çok örnek verilebilir ama programımızın bitimin az kaldı biliyorum. Ondan işte sadece bir tane örnek vermekle yetineyim. E, Mesela Sebe toplumu ile ilgili Kur'an'da anlatılanlar bence Kur'an'ın anlatıp da günümüzdeki modern arkeolojinin ortaya koyduğu verilerle doğrulananlara bir örnek olarak gösterilebilir. Şimdi Sebe toplumu ile ilgili anlatımlar Sebe suresi adını da sure o toplumdan alıyor. 15. 16. 17. ayette geçiyor. Onları bir okuyayım. Gerçekten de Sebe toplumunun mekanlarında da bir delil vardı. Bak mekanda Allah bir delil olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Yani o mekanda gidin delili görün demek bu bir yerde. Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. İki bahçeye dikkat çekilmesini bir not edelim. Hı hı. Onlara şöyle demiştik. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir memleket ve bağışlayan bir Rab. Yani memleketlerinin güzelliğine de Kur'an özellikle dikkat çekiyor. Demek ki ortalamanın üstünde bir güzelliği varken azından Kur'an buna dikkat çekiyor. 16. Ancak onlar yüz çevirdiler. Bunlar üzerine onlara baraj selini gönderdik. Yani arim selini diye geçiyor. Bar baraj selini gönderdik. Bu baraj seli ifadesi burada en önemli ifade belki. de. Ona dikkat edelim. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan harap iki bahçeye dönüştürdük. Diyor işte nankörlük edenler böylece cezalandırılır diye 17. ayette devam edecek. Şimdi buna bakalım. Sebe toplumu ile ilgili arkeolojik kazılardan biz böyle bir şey bilgi öğrenebiliyor muyuz? Sebe toplumu Güney Arabistan'da yaşayan bir toplum. Yani Yemen civarında ve bunların e, başkentleri Marip. Marip'i de geri kalan bölgelerden ayırt eden bir unsur tarih boyunca Marip'teki baraj olmuş. Burada bir baraj var ve kuzeyde ve güneyde e, iki tane büyük bahçe var. iki tane büyük ova var daha doğrusu. İki tane büyük ovayı sulayan bir baraj bu. Ayetteki dikkat çekildiği gibi iki tane bölümlü yeri e, suluyor ve orada müthiş bir zenginlik oluşturuyor bu baraj o toplumda. Ve Güney Arabistan, Arabistan'ın çoğu fakirken o Güney Arabistan o ülkesi gerçekten diğerlerinden daha ferah içinde, hem daha zengin hem o barajın suları kontrol etmesi sayesinde daha da güzel oluyorlar. Nitekim tarihsel bazı kaynaklar var ellerimizde. İşte milattan önce 1. yüzyılda Strabo, milattan sonra 1. yüzyılda Plinius. Onlar bu bölgeye e, Dikkat de çekmişler. Yani Strabo mesela buradaki e, aromatikleri elde etmeleri sayesinde bölgenin en zengin toplum olduğuna sebeplerini dikkat çekiyor. Hı hı. Milattan sonra birinci yüzyılda Plinius e, Yeşil Ülke olarak burayı tamamlıyor. Şanslı Arabistan diye buraya isim koyuyor ve e, burasıyla ilgili bir övgü dolu ifadeler sarf ediyor. Oranın zenginliği, güzelliğiyle ilgili Kur'an'daki oranın güzelliğiyle ilgili ifadeler, diğer hı hı. bölgelerden daha gelişmiş hı hı. olması ilgili ifadelere dikkat edelim. Şimdi bu barajı bugün kalıntıları da duruyor. Güney Arabistan'a gidenler Marik barajının kalıntılarını buluyorlar. Dünyada bilinen ilk baraj bu. Bakın Kur'an bir barajın yıkımına dikkat çekiyor. Bu dünyada bilinen ilk baraj ve o bölgenin ekonomisi açısından tarihsel önemde olmuş. Milattan önce 8. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Bazı arkeologlar daha önce de yapılmaya başlanmıştı ama sonradan bir daha yapıldı veya geliştirildi milattan önce 8. yüzyılda diyorlar ama en kötü ihtimal milattan önce 8. yüzyıla kadar giden bilinen en eski e, baraj. baraj. Ve bu baraj milattan sonra 6. yüzyılda yani 1. yüzyıl 7. yüzyılda Kur'an vahiy edildi. Yıkılıyor. Kur'an'da da tam söylendiği gibi Arim e, seli yani Arim baraj demek baraj seli. Yıkılmasıyla beraber bu bölgede bir fakirlik oluyor ve büyük bir çöküş dönemine gidiyorlar. Ve şimdi burada tabi peygamberimizin döneminde Arabistan'da birçok uyduruk efsaneler var. Tarihle ilgili gerçek anlatımlar da var. Hı hı. Buradaki önemli olan soru şu ne oluyor da Kur'an'da o uyduruk hikayelerden biri seçilmedi de işte tam gerçekten doğru olan bugün yerinde tespit edebildiğimiz bir baraj var. Anlatıldığı gibi. Evet yani bir e, baraja dikkat çekildi. Bu Kur'an'ın tarihsel olaylara atıf yaparken, onunla ilgili konuşurken ne kadar yerinde konuştuğunu, e, ne kadar e, işte doğru atıflar yaptığını bence bir göstergesi. Gerçekten de. Bakın arkeoloji dünyada gelişmesinde eski ayetteki özellikle e, birçok alanla ilgili yerleri bulmayla ilgili çaba arkeolojiyi e, besleyen bir unsur oldu. Ama ne yazık ki Hristiyan ve Yahudiler bunda işte özellikle tabi eski ayet olduğu için orada çıktı o. Kur'an'da arkeolojiyle ilgili bulgu yani onların yerlerine bakın orada delil vardır demin okudum ayeti gibi ifadeler çok fazla olmasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar bu Üzerine düşmüyoruz. bilim dalında da e, geri kaldılar. Evet. Onlar kutsal yani kutsal kitap e, bın dediklerini araştırma arkeolojinin ciddi bir itici gücü olmuştur. Şimdi Müslümanlar e, burada geri kaldılar. Var günümüzde arkeolog, Müslüman arkeologlar da var ama yani yapılması gereken, Kur'an'da atıf yapılan yerlerle ilgili araştırma yapacak arkeologlar inşallah yetişir. İnşallah. Master doktor yapan talebelerden inşallah e, bu konularla ilgili, Kur'an'da e, anlatılan diğer yerlerle ilgili de ciddi çalışmalar yaparlar Evet. E, diyoruz. İnşallah hocam belki de bu programda sizi duyan... Bu çok yani. konuş üzerine konuşulabilecek bir konu yalnız. Evet. Şunu da... bunun gibi yine çok özür diliyorum hocam. Bunun gibi yine birçok ayet de var. Ee, bugün konuşamasak da bunları da muhakkak başka programda da konuşacağız. Tabii bazı, bazı ortaya de... çıkmış arkeolojik yerler falan daha yani Kur'an atıf yaptığı yerlerden evet. var da bir kısmı da tartışmaya muhtaç. Çünkü arkeoloji de biraz şey bir bilim. Yani evrenin genişlediği Kur'an'da atfediliyor ama yani hangi fizik kitabına bakarsanız bakın onu görüyorsunuz. Evet. Ya yani demin anlattığım alak meselesi. Asılıp tutulma. Yani her biyolojik kitabında belli. Evet o evrensel. Fakat arkeoloji bir bölgenin arkeolojisi oluyor. Orayı inceleyen bir tim oluyor. Yani evet. e, yani böyle bir e, astro şey fizikteki gibi, biyolojideki gibi e, böyle bir daha bütün her kitapta ortaya çıkan bir anlatım değil. Özellikle o grubun yaptığı araştırmayı incelemeniz lazım. O yüzden arkeolojiye atıf yapılırken hata yapma olanı olanakınız diğer bilimlerden daha fazladır. Yani çok daha titiz bir şekilde incelemeniz gerekir. Abartılı evet. yorumları ...atmanız gerekiyor. Bir de Kur'an tarih vermiyor. Birçok yerle ilgili. Yani Kur'an Lut i bahsediyor, bahsediyor. İşte, Şuayb Peygamber'den bahsediyor. İşte Afkap diye bir kum tepelerine... ...bir peygamberle ilgili bahsediyor ama... ...orası tam neresidir? Hangi tarihtir? Olmadığı için... Hı hı. ...bununla ilgili bu Kur'an'da bahsedilen yerdir denilince... ...abartma mı yaptılar yanlış bir şey mi söylediler diye biraz daha şüpheyle bakmak lazım diye. Evet ama bugünkü verir. karbon testleriyle hiç olmazsa yine de 3 aşağı 5 yukarı tahmin bu Baraj tabii inşallah. çok iyi bilinen bir şey. Yani evet. barajın kalıntısı günümüzde gözüküyor. İşte marip, sebe toplumu yani bunlar çok iyi bilindiği için bununla ilgili bir sorun olmadığını zannediyorum. Evet. yaptığım şeyle ilgili. Şunu ben bir ilave edeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim şimdi Caner Hocam bu anlattığı baraj meselesiyle ilgili bilgiyi bize niye veriyor acaba? Yani geçmiş topluluklarla ilgili bilgi edinelim diye mi sadece? Hayır. Onlardan hem dersler çıkartalım, ibret alalım hem de onlar üzerine araştırmalar yapalım diye. Bunlardan söylüyoruz? Mesela Rum suresinin 9. ayeti. Şimdi arkeoloji ne yapıyor? Önce onu bir düşünmek lazım. Hani geçmiş toplumların aslında kalıntılarını inceliyor değil mi? Evet. Ve onların diyelim ki işte inanç sistemini anlamaya çalışıyor, yerleşik hayat sistemini anlamaya çalışıyor, kullandıkları bir takım araç gereçleri vesaireleri anlamaya çalışıyor. Peki mesela Rum suresinin 9. ayeti ne diyor bize? Diyor ki öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi gezip dolaşmadılar? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeri kazıp alt üst etmiş. Onu yani toprağı bunların imar etinden daha çok imar etmişlerdi. Tam da arkeolojinin yaptığı bu zaten. Arkeologların yaptığı bu. Geçmiş topluluklara, medeniyetlere Mesela şimdi Göbek Tepe keşfedildi değil Ne evet. kadar büyük bir ilgi odağı oldu yani aşağı yukarı 10 bin yıl kadar öncesine dayanan mesela bir takım işte Çatalhöyük gibi falan böyle bölgeler var mesela Anadolu'da. Evet. Yani biz şimdi Anadolu bizim Mezopotamya bu bölgedeyiz yani bu havzadayız ama maalesef ki arkeoloji konusunda gerçekten e, mesela Nuh'un gemisinin aranması ile ilgili Anadolu'da değil mi hocam? Hristiyanlar özellikle mesela ciddi araştırmalar yapıyorlar. Ama keşke bu konuda e, Kur'an-ı Kerim en azından şu Rum suresinin 9. ayetinin hürmetine Müslümanlar ee, bu konularda şey yapabilse arkeoloji bölümleri var ama maalesef ki yeterli iş olanaklarını evet. bulamadığı için oradan mezun olan insanlar farklı alanlara yöneliyorlar ya da yani e, iş bulamayacağı düşüncesine belki de okumak isteyen insanların birçoğu da arkeoloji okumuyor ama çok önemli bir alan. Evet gerçekten öyle. E, şu özel görüşümde paylaşmış olayım. E, arkeolog olmayı çok isterdim gerçekten. Çok da ilginç. Hala olabilir. İnşallah. 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 <laughs> Belli mi olur hocam? İnşallah. Bilmiyorum. Çok teşekkür Bilmiyorum. ediyorum. Yine teşekkür çok değerli konuları konuştuk. Yine çok önemli konuları konuştuk. Elbette ki bu konu konuşmayla bitmeyecek kadar çok bir sürü Kur'an ayeti var mucize niteliği taşıyan. Başka programlarda yine devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler bu gecede bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere programı kapatmadan önce tekrar kitapları hemen hatırlatmak istiyorum. Caner hocamızın Kur'an hiç tükenmeyen mucize kitabı ve Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an meali hediye sevgili izleyenler. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye 2 kitabı hediye ediyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşçakalın.